Evet, 17 yaşındaki Ümran'ı bir muhtarın oğlu kaçırdı. Muhtar ara bulmaya çalışıyor, inanabiliyor musunuz? Ve 40 gün olmuş, oğlunu merak etmiyor, kayıp başvurusu yok. Oğlan zaten ufak tefek bir maaşla bir şeyle yaşıyormuş, haçlıkla. Ama 40 gündür muhtarın haberi yok bundan. Ve yine babanın iddiasına göre de, tabii elinde kanıtları da var. Efendim işte arayı bulalım, 250 bin lira para vereyim. Şikayetinden vazgeç, kamu tarafını ben hallederim gibi ipe sapa gelmez bir devlet, o en azından orası için en büyük mülki amire yakışmayacak laflar bunlar ve suç işliyor aslında bunları söyleyerek de töhmet altında bırakıyor bir taraftan da devletin kaymakamını, kamuyu işte ilgilendiren herkesi töhmet altında bırakıyor. Şimdi muhtar yine canlı yayında olacak ama bu kaçıran çocuk Selahattin'in bir arkadaşı bağlanmak istemiş. Alo. Alo. Efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dinliyorum sizi. Şimdi Selahattin'e alakalı şeyler söyleyeceğim. Evet. Mesela bunlar bağ çalışma ettiklerinde annesi biliyordu zaten her şeyi. Annesi yalan söylüyor şu an. Annesi bütün her şeyden haberi var. Çünkü annesi bağdayken kızını buraya bizim köye yolluyordu. Bizim köyü gezdiriyordu. Geri gidiyordu. Peki yavrum yani? O zaman... Söyle. Nasıl yani, ben anlamadım soruyu. Bak diyor ki Rukiye'nin annesinin her şeyden haberi var diyor. Ya bağda evet, beraber konuştuk mu bunları biliyor musun? Bizim köye gönderiyordu. Bizim köyde gezip tozuyordu kız. Hayır diyor. Kesinlikle. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hayır, öyle ben çocukların şey üstüne de yemin edebilirim yani. Bir saniye kardeşim, bir şey söyleyebilir miyim? Bir baba olarak kim? Bir saniye. Arkadaşı, bir baba olarak bir arkadaşı. Şey söyleyebilir miyim? İsmi ne? Tamam. Senin de evladın olmuş olsa böyle iftira atsalar Allah katında ne yaparsın? Bakın iftira değil. Ben hayır hayır bak, Allah katında diyorum. Allah katında. Tamam, senin de evladın, kız da evladın olsa biri böyle iftira atsa ne yaparsın? Tamam dinleyin bir. Naim Bey bir dinleyelim. Evet. Bakın Selahattin. Selahattin. Yani ne söyleyeceğim unuttum. Bağda bahçede çalışıyorlardı. Annesi aynen gönderiyordu dedin. Köyde geziyordu dedin. Evet. Evet. Hatta kızla Selahattin kavga ettiğinde aralarını annesi barıştırıyordu. Kesinlikle. Deniz'de birkaç sefer gittiğimizde Selahattin annesini arıyordu. Kızın ne sever diye, ne hediye sever diye gidiyorduk Selahattin'le. Kesinlikle. Hediye alıyorduk kıza. Annesine de örtü falan hediye alıyorduk. Sonra tekrar çivilere vermeye gidiyorduk. Kız kendi ayaklarına geliyordu. Peki yani Selahattin'de Ümran'ın annesi Rukiye'nin telefon numarası mı vardı? Evet. Yalan. Benim telefonum eşim yok. Hiç telefon kullanmadı. Evet. Telefonum bak, yok. Bak eşim hiç telefonu olmadı. Çok yalan söyledin buradan belli. Hayır. Annesi. Hayır. Biri bak, kızında kartımın bak, bir tanesi fazla... bende. Eşimin kartı telefonu hiç olmadı. Zaten. Ama yavrum diyor ki benim hiç telefonum olmadı diyor kadın. Olmamış. Gördün mü? Nasıl olacak? Nasıl konuşacak? Öyle bir şey imkansız. Bakın ben diyorum ki Selahattin kızdan fazla annesiyle konuşuyordu. Çünkü annesi yapıyordu aralarını. Kesinlikle. Yavrum ya annesinde bak, telefon yok. Sonra, telefon. Annesinde telefon yok kardeşim bak. İki tane kartım var. Biri kızımda biri bende. İkisi de bana ait. Kartlarım da tamam. Tamam kızının telefonundan konuşuyor. Hayır ama ne diyorsun annesinin telefonuna diyorsun ne oluyor? Ya hayır, sana bak, da güzel ezberletememiz işler bak. Allah katında sana ben, da bak, evlat bakın, dersin aynısını yaşa. Peki, ben yalan söylemek için aramadım ama. Sen yalan söylemek için arıyorsun. Bakın kendi köylüleri çok laf ediyor. İftira atıyorsunuz iftira tamam, Allah dinle, büyüktür. Dinle bir. Kendi köylüleri laf ediyor zaten bunu. Kadına diyor ki sen diyor kızına sahip çıksana diyor. Kadın da diyor karışmayın benim işime diyor. Bunu duyuyor babası. Sonra... Kıza baskı uyguluyor. Babası diyor ben ki, ne zaman bakın, duymuşum onu? Ben onu ne annesi, zaman duymuşum? Kızla annesi diyor ki gelin isteyin. Yani bu şeylik geçsin. Baskı geçsin. Muhtar istemeye gidiyor. Adam tekrar kaçıyor. Nail Bey kaçıyor yani. Geri geldiğinde de kıza baskı uyguluyor. Kur'an-ı Kerim'e bastırıyor. Selahattin'e kaçmayacaksın diye. Bak sonra bak kardeşim evladım benim ben onu 17 senedir ben ona bir tokat vurmamışımdır bir kötü söz söylememişimdir. Sen yanımızda mıydın da bunları biliyorsun? Ben hepsini biliyorum. Selam sen nereden biliyorsun kardeşim selam. Evimde kamera mı var da sen biliyorsun? Hayır Ümran mı anlattı bakın, sana bunları Ümran mı anlattı? Bakın, kıza baskı uygulamasa
kıza baskı uygulamazsa, seni başka birine evlendireceğim de tehdit etmese, ne Selahattin'in kaçıracağı vardı ne kızın kaçıracağı vardı. Bak kardeşim, Kur'an'ın üzerine el basar mısın bunlara? Ben basarım. Gerçekten var. Allah bakın, cezalandırsın bakın, inşallah. Şuna el basar mısınız? Ben Selahattin'le Ümran'ın nerede olduğunu bilmiyorum diye el basar mısınız? Bilmiyorum. Ona da basarım. Yemin ederim bilmiyorum. Babası da bilmiyor. Ona da basarım. O zaman nereden? Bunları nereden? Babası, o zaman bakın, telefonla Selahattin, konuşuyorsunuz. En bakın azından. Selahattin babasını fazla Ordusun. Dinlemem insandı. Yazık yani bir babasına. Şey söylemiyordu yani. Evet. O yüzden. Bir de eşi babasının yani Nail Bey'in eşinin yardım ettiğini biliyor. O Vay. Kadını da döve döve. Bak yavrum, yani. Bak yavrum ben sana bir şey söyleyeceğim. Konuyu nereden eğer nereye taşıyorlar? Anne bunu biliyor olsaydı, anne bunu destekliyor olsaydı, kızım evet. Dur bakalım babanı da ikna ederiz derdi. Onlar da 18 yaşı dolmadan kaçmazlardı. Beklerlerdi, bakın, 18'i dolardı. O zaman tamam. Ya evlenirlerdi haklısın. Gidip ya bir şey. Demek ki haklısın. Aile istemiyor ki bunlar kaçtı. Yani oğlan kaçırdı bunu. Daha doğrusu şu da var. Kına olmasa zaten kaçıramayacaklardı. Kızı evden dışarı çıkarmıyorlardı. Sen de varırdın yanlarında. Kaçırır kına sen de varırdın. Demek ki bak, her şeyi bildiğine göre iki araba geldiğinize göre sen de varırdın. Ben bak oraya en iki araba gelmemiş. Ben orada bulunmuyorum. Bir saniye ben bir iş yapmış olsam en iyi arkadaşım Varıkan'a, en iyi arkadaşıma kızı kaçırmaya gider miyim gitmez miyim? Sen demek ki çok iyi bir arkadaşısın. Demek ki yataklık yapmaktan sen de varırdın. Tamam da Selahattin bir başkasıyla gitmedi galiba. Tek başına gitti diye biliyorum ben. Yo iki araba gelmişsiniz. En iyi arkadaşı var. Hayır. Hayır siz yanlış biliyorsunuz. Öyle yo, bir şey ben yok. Ben yanlış bilmiyorum. Sizden de şikayetçi olacağım. En iyi arkadaşımmışsınız ya. Her şeyi oğlum, biliyormuşsunuz ya. Oğlum. Benim evde ne olup bitip kameramı yerleştirdin de biliyorsun sen bunları. Senden bakın. De şikayetçi olacağım. Tamam oğlum. Oğlum sıkıntı yok ama siz böyle zorbalık yapmasaydınız. Sizin kızınız evden kaçmayacaktı. Onu ama ben sen, size söylüyorum. Sen benim siz kızımı kararıyorsun. Yok ben biliyormuşum. Ben neyi biliyorum ya kardeşim? Ben kızdan burada bir işim var dedi. Başka biriyle evlendirmeye çalışmadılar. Sana yanlış bilgi gelmiş. Hayır. Yok yok sana yanlış bilgi gelmiş. Ben kızım size için bayağı canımı veririm. Okuması bakın, için canımı, canımı. Bir dakika kimle evlendireceklermiş? İsim ver bakayım. Ben ismini bilmiyorum. Her ama şeyi biliyorsun ama onun ismini kim tamam. olduğunu bilmiyorsun bakın, öyle mi?